Herkese merhabalar, Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Fırında tavuk yemeği yapacağız bugün. 2 yemek kaşığı yoğurdu karıştırma kabına alıyorum. Üzerine yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. 3 diş sarımsağım var. Şimdi onları rendenin ince tarafıyla rendeliyorum. Dilerseniz havanda dövebilirsiniz de. Sarımsakları rendeledikten sonra tuzunu ekliyorum. 1,5 çay kaşığı tuz yeterli geldi. Ve dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Toz kırmızı biber ve kekik kullandım. Karabiber kullandım. Acı seviyorsanız pul biber de ekleyebilirsiniz. Şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Tavuğun kendisi yağlı olduğu için çok da fazla yağ eklemenize gerek yok. Karışımı şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Ben karabiberini şimdi ekliyorum, unutmuştum az önce. ...7-8 parça pirzola, but fark etmez, karışımın içine atıp sosun tavukların her tarafına şöyle gelmesi için karıştırıyorum. Dilerseniz tavuk butları parçaları sosladıktan sonra bekletebilirsiniz. Bekleyince lezzeti daha güzel oluyor. 3-4 saat buzdolabında beklerse çok çok daha lezzetli oluyor. Ben buladıktan sonra direkt borcama dizip pişirdim. Böyle de çok güzel oldu. Şimdi böyle yuvarlak bir tepsiye tavuk parçalarını diziyorum. 2 tane orta boy patatesi kalan sosun içine ekleyip onların da her tarafına sosun gelmesini sağlıyorum. Patatesleri kalın kalın dilimliyorum. Fırında uzun süre kalacağından dolayı çok da böyle erisin istemiyorum, kaybolsunlar istemiyorum. Bütün sosa patatesleri şöyle buluyorum. Fırınımı 200 derece ayarda, alt üst ayarda ısınmaya açtım. Patatesleri şu şekilde gelişigüzel tavukların üzerine diziyorum. Kalan sos da şu şekilde tavukların üzerine koyuyorum. Şu kare şeklinde kestiğim yağlı kağıdı elimle buruşturdum. Tekrar açıyorum ve yiyeceklerin üzerini şöyle kaplayacak şekilde yağlı kağıdımı sıkıştırıyorum ve fırına pişmek için gönderiyorum. Toplamda 1 saat içinde yemeğim pişmişti. Fırından almadan önce bir bıçak yardımıyla tavukların pişip pişmediğini kontrol etmenizi tavsiye ederim. Şimdi servise hazırlayalım. İftar için oldukça pratik bir yemek oldu. Tarifimi denerseniz yorum kısmına yorum olarak yazmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yepyeni tariflerde ve videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.